Bir anı, bir hikaye. II. Sultan Abdülhamit Han'ın veya Sultan II. Abdülhamit Han'ın Hatıra Defteri 1. Bölüm. Hazırlayıp sunmaya çalışacak olan ben İsmail Yağcı. İnşallah sonunu getirmek nasip olur. Sultan II. Abdülhamit Han, Osmanlı'nın son döneminde bütün tarihine kıyasla en çok hedef alınan, icraatından şikayet etmek yerine kendinin varlığından şikayet edilen bir hükümdar idi. Bunun bizim konumuz hatıra defteridir. Hatıra defteri vardı yoktu gibi bazı münakaşalarla mevcut olan hatıra defterinin gücünü düşürmeye çalışanlar yanılıyorlar. Böyle bir hatıra defteri var. Bunun hikayesini de inşallah bu programlarda sizlere vermeye çalışacağım. Kimdir Abdülhamit Han? Abdülmecit Han'ın oğludur. 1942 senesinde Çırağan'da doğdu. Çırağan Sarayı'nda. 10 Şubat 1918'de de Çırağan'ın karşısında bulunan Beylerbeyi Sarayı'nda, ama oradaki vefatı tutuklu, göz altında olan bir hükümdar, hal edilmiş bir hükümdar olaraktı. İkisi karşı karşıya, enteresandır efendim. Çırağan'la Beylerbeyi Sarayı'nda birinde bir padişahın oğlu şehzade olarak dünyaya geliyor. Karşıdaki binada da arada boğaz var. Abdülhamit Han 9 senedir yaşadığı gözaltının devamı süresinde 1918 senesi 10 Şubat'ında vefat ediyor. 34. Osmanlı padişahıdır. 33 sene hükümdarlık etmiştir. Ömründe bir tek kişinin idam kararını imzaladı. Kendi zaten idam kararı vermezdi. Verilen kararı imzaladı. O da anasını babasını balta ile haksız yere doğrayan bir gencin fermanıydı. Cezasıydı. 31 Mart vakası olarak bilinen faciada 1909 senesinde tahttan indirildi. 4 sene Selanik'te, 4 küsur sene tabii. 5 senede Beylerbeyi Sarayı'nda göz altında yaşadı. Evet. Şimdi bu bölümde Abdülhamit Han'ın hayatından birazcık daha açarak bahsedeceğim. Bazı şeylerin anlatılması için. Kendisi tahttan hal edilerek ayrıldı. Sıhhati müsaitti. Devleti idare ediyordu. Çok acı hadiseler yaşandı onun saltanatı döneminde. İki devreye ayrılır saltanatı dönemi. Bir, idareyi ele alıncaya kadar Mithat Paşa dahil onun adamlarının etkili olduğu ama yetkili olmaya çalıştıkları, olamadıkları bir kargaşa dönemidir. Efendim, ondan sonra o iki seneden sonra da bütün idareyi ele alarak efendim devleti 31 sene daha kendi tek elden yönetimle birçok ilmi ve teknik ilerlemelere imparatorluğunu taşımış birisidir. 19 Mart 1877'de ilk meclis açıldı. Yani meşrutiyeti ilan etmiş oldu. Tabii meşrutiyet biraz daha böyle münakaşalı bir konudur. Şahsi fikrimi söylemem icap ederse, esas meşrutiyet 1839'da babası Abdülmecit Han'ın Gülhane Hattı Hümayunu ile hükümdarın idaresine şartlı tahditler getirildi. Meşrutiyet de bu demek. Yani bir iktidar var. Bu iktidarı tek kişi kullanmıyor, bölüşme başlıyor. Evet,
Bu geçiş döneminde, Abdülaziz Han döneminde de, efendim Abdülmecit Han döneminde başladı ve Abdülhamit Han'ın ilk zamanında da devletin bu meşrutiyet lafının içerisine giren şartların diğer elemanları kendilerini hükümdar yerine koymaya çalışarak bir manada kendi lehlerine tek başına iktidar aradılar. Aradılar. En sonunda 1909 senesi, efendim 31 Mart vakası, efendim 13 Nisan deniyor buna. O zaman Rumi takvimde kullanılıyordu. Böylece tahttan indirildi. İndirilmeden önce tahta geçtikten 2 seneyi daha doldurmadan Ali Suavi vakasıyla kendisine karşı bir kalkışma yaşandı. Bunu devletine bağlı, vatan millet sevdalısı insanlar çok kısa sürede bastırdılar. Abdülaziz Han'ın katillerinin mahkeme edilmesini cesaretle ortaya getirip bunu Yıldız, Malta Köşkü'nde ve diğer köşklerde yargılanmanı çadır köşkünde sağladı. Birçok Ermeni patırtıları oldu. Bunları savuşturdu. Rahat bir şekilde savuşturmasını bildi. Hareket ordusunun İstanbul'u işgalinde kan dökülmemesi için ben herkesin burada hükümdarıyım, bütün Müslümanların halifesiyim diye kendi hassa ordusuna mani olmayın, karşı gitmeyin, silah çekmeyin emrini verdi. Fakat gelenler bunun tam aksine fırsat arıyorlardı. Ali Kabuli Bey dahil birçok kimseyi sokaklarda paramparça ederek öldürmeyle terörlerini yaymaya çalıştılar. Böylece güç gösterisinde bulundular. Kendi milletlerine güç gösterisi yaptılar. Bunlar bugün de dünyanın her yerinde olan şeylerdir. Ve acıdır ki Bulgar komiteci Saneyan Denski denilen acımasız eşkıya Enver Paşa'nın yardımcısı olarak Yıldız Sarayı'nın işgalinde ve yağmasında en önlerdeydi. Halife-i Müslimi'nin makamından tard edilmesi ve sürgüne gönderilmesinde bunlar Bulgar komitecileri, Balkanlardaki diğer komitecileri, Yunan komitecileri, Makedon komitecileri dahil hepsi görev aldılar. Kimi bir Müslüman halifeyi ve Osmanlı padişahını tahttan indirmek için. Bu kadar bir özet söyledikten sonra sizlere birinci bölümü inşallah şimdi devamını getiriyoruz efendim. İkinci Abdülhamit Han hanedandan en çok tartışılanıdır dedik. Başka tartışılanlar da oldu tabii. Ama bu tartışılma Avrupa'nın da desteğiyle basın yayın yoluyla olduğu için o dönemlerde böyle bir Avrupa desteği, diğer padişahların tartışılmasında böyle bir Avrupa desteği söz konusu değildi. Osmanlı tarihinin en çetin ve zorlu bir devresinde, çok sancılı bir devresinde tahta çıktı. Tahta çıkması da sancılıydı. 5. Murat Han'ın aklını yitirdikten sonra Abdülaziz Han'ı şehit edenlerin vatan kurtarmak için kendilerine itaat edecek bir halife arayışları sırasında yumuşak başlı cesaret alarak efendim böylece onu getirelim de biz dediğimizi yaptırız, o da köşesinde çubuğunu içer, kahvesini içer, keyfine bakar dediler. Tanıyamamışlardı müstakbel padişahı. 33 senelik devrinde
ona karşı kalkışan, örgüt kuran Jön Türkler, Genç Türkler, Genç Osmanlılar gibi adlar altındaki kimselerin bir tek hedefi vardı, bir tek isteği vardı. Abdülhamit olmasın da kim olursa olsun. Peki bunlara birileri sormadı mı? Niye Abdülhamit Han olmasın? Yani bunun şifa kabul etmez bir hastalığı mı var? Öyle bir dert var ki, öyle bir problemi var ki şifa kabul etmez. Yani hiçbir düzeltilecek yeri yok. Gelen adamın hiçbir bozuk yeri yok gibi getirecekseniz. Ayık gezmeyen Mithat Paşa'yı mı getirecektiniz oraya? O olmasın da kim olursa olsun. Öyle diyorlardı ama işlerinden ben olayım, ben olayım, ben olayım diyorlardı. 33 yıllık muazzam bir tarih dilimi. Dünyanın en sancılı dilimiydi. Osmanlı'nın Avrupa devletleri üzerindeki siyasi tesirlerinin azalmasıyla Avrupa devletleri meydanı boş bulup birbirlerinin ayağına çelme takmaya başlamışlardı. Sanayi devrimleri neticesinde sanayide ilerleyen devletler, sanayide geri kalan devletleri yutmaya çalışıyorlardı. Bir hareketlilik başlamıştı dünyada. Abdülhamit Han da bu dönemde Osmanlı Devleti gibi çok ekonomik yönden sıkıntıları olan bir Kırım Harbi sebebiyle Abdülmecit Han zamanında büyük borca girmiş olan bir devletin yönetimini üstlenmişti. Bu zaafları asgari seviyeye, en aşağı seviyeye indirebilmek için Abdülhamit Han pan-Türkizm, pan-İslamizm tezlerini ortaya koyarak Doğu dünyanın diyelim, Asya'da değil, Doğu dünyanın doğusundaki İran dahil, Hindistan dahil, Orta Asya'daki Türk toplulukları dahil, Doğu Türkistan dahil, her yerde kendi sömürge sistemini etkin hale getirmek istiyordu. Buralarda 100 milyondan fazla Halife-i Müslümin olarak Abdülhamit Han'ı tanıyan, Osmanlı'yı hilafet merkezi bilen insanlar vardı. Ama bunları sömürecek olan İngilizler burada hedef olarak Abdülhamit Han'ı mutlaka uzaklaştırmak istediler. Pan-İslamizm siyaseti sebebiyle. İşte bizdeki içteki yenilikçi düşünce sahipleri ise ne yaptılar? Onların dolduruşuna gelerek Abdülhamit Han'ın can düşmanı oldular ve rahmetlinin gözaltındayken vefatına kadar işi götürdüler. Birinci bölümü burada noktalıyoruz. İnşallah ikinci bölümde buluşmak üzere. Hoşça kalın efendim. Bir anı, bir hikaye.